Çalışan aileler çocuklarını okul öncesi eğitim döneminde kreşe gönderiyor. Ancak yüksek ücretler ailelerin bütçesini zorluyor. Çünkü gelirleri düşük. Oysa kreş ve bakıcı ücretleri yüksek. Okullara içindeki aileler kara kara aylık ödemesi asgari ücreti bile aşan kreş ücretlerini düşünüyor. Fiyatlar uçmuş vaziyette. Bir kreş fiyatı 15 binden başlıyor. Ne yapacağız bilmiyoruz. Okul bakıyoruz biz de. 50 ile 139 binler arası değişiyor. Kreş fiyatı. Kreş fiyatları. 10 aya bölüyorlar. Ayda 5 bin ile 10 bin küsur arası değişiyor. En düşük yer 50 bin liraydı. İstanbul'da şu anda en ucuz okul ücreti 3000 TL, en üst okul ücreti 7000, 8000, 10000 skalalarından çok rahat bahsediliyor. Gerçekten insanlar bunları şu anda ödeyebilecek durumda değiller. Küçük yaşta çocuğu olan çoğu aile şu sıralarda kreş arayışında ama yüksek kreş ücretleri aileleri zorluyor. Pek çok anne babanın başka şansı yok. Çocuklarını kreşe vermek zorundalar. Ancak ücretler bütçeyi aşıyor. Aylık 3000 liradan başlayıp 10000 liraya kadar çıkıyor. Asgari ücretli bir ailenin çocuğunu bu rakamlara kreşe gönderebilmesi oldukça zor. Gönderemem, nasıl göndereyim? 3000 lira bir ona kira. Çocuklu ailelerin en büyük gider kalemlerinden kreş ücretleri, yüksek ücretler çoğu ailenin bütçesini zorluyor. Çünkü kreş ücretleri neredeyse bir çalışanın maaşı kadar, hatta bunun da üzerinde olabiliyor. Asgari ücretli bir çalışanın en düşük okul için ödeyebileceği ücret şu anda İstanbul'da 3000 lira civarında. Ailelerimiz ortalama 5500 lira alan bir çalışan yıllık 30 bin lira, 50 bin lira arasında orta ve alt segmentteki okullara kaydını yaptırabiliyor. Bazı büyük kolejler bu fiyatları 100 bin, 120 bin, 140 bin bandına kadar taşımış bulunmakta. Yıllığı 100 bin liraları aşan özel kreş ücretleri karşısında aileler düşünceli. Türkiye Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği Başkan Yardımcısı Seyhun Kurtoğlu'na göre devlete bağlı kreş sayıları ise yetersiz, talebi karşılamıyor. Bir diğer alternatif olan bakıcı ücretleri de çok yüksek. En düşük bakıcı ücreti asgari ücret kadar. Onlar ondan daha pahalıdır yani. Ne olacak ki? O da vardır 6-7. Özel okullardan 400 binin üzerinde öğrenci kaydını sildirdi. Bu da demek oluyor ki devlet okullarında şu anda yer yok. Devletin zorunlu olarak vermesi gereken eğitim izni hizmetini özel okullar sağlıyor. Şu anda asgari ücret üzerinden bir bakıcıya 5500 lira, 6000 lira bir ücret vermektense bir okula göndermek çok ama çok daha mantıklı gözükürken, çalışıp çocuğumu bir okula göndereceğime evde otururum daha iyi diye düşünüyor insanlar. Ebeveynlerden birinin evde oturması da tek maaşa mahkum kalmak demek. Dar ve orta gelirli asgari ücretli aileler işin içinden çıkamıyor. Evimizde tek maaş giriyor, sadece eşim çalışıyor. Kirada oturuyoruz, kendi evimiz değil. Bunun elektriği, suyu, doğalgazı, her şeyi içinde. Yani bizi şu an çok fena bir şekilde aşacak durumda. Orta gelirli bir aileyiz. Yani tabii ki zorlar. Tabii ki herkesin bütçesini zorlar. Bu zamanda yüksek gelir olan insanları da zorlar. Asgari ücrete maalesef çocuğumuzu kreşe göndermemiz mümkün değil. Özel kreşlere göndermemiz mümkün değil.